mühendislik yapılmış ama esas görünmeyen yüzü finansal mühendislik. Birileri de bu görüntülerin arkasında elini ovuşturuyor. Meclis 28 Şubat Araştırma Komisyonu'nun yaptığı hesaplamalara göre 28 Şubat'ta 291 milyar dolar milletin parası çalınmış. Bunlar hiç ortada yok. Bunların hesabını soran yok. Bunlarla ilgili çok fazla konuşulmuyor. 28 Şubat'ın dış bağlantıları var. 28 Şubat'ın muktedir paşalarından Sayın Bir Paşa'nın elimizde makale var. Çünkü gizli kapaklı değil. O dönem içerisinde 28 Şubat'tan sonra dünyanın prestijli dergilerinden birisi olan Foreign Affairs'de yazmış olduğu bir makale var. O makalede diyor ki, yabancı bir profesörle birlikte, Türkiye'de diyor işler dış politikada rayından saptı. Türkiye geleneksel olarak İsrail'le yakın olan dış politikasını değiştirmeye başladı. Bu gidişat doğru bir gidişat değildi. Türkiye İsrail arasındaki bu politika farklılıklarını gidermek için 28 Şubat günkü Milli Güvenlik Kurulu'nda müdahale edildi diyor. Ben söylemiyorum, yazı ortada. Dolayısıyla 28 Şubat değerli kardeşlerim sadece efendim birilerinin böyle postmodern falan diye hafifletmeye de kalkmamak lazım. Bal gibi bir darbedir ve çok iyi hazırlanmış bir darbedir. Ve şunu çok net söylemek istiyorum. 28 Şubat 12 Eylül'den de 27 Nisan'dan da çok daha başarılı bir süreçti. Hazırlanışı itibariyle. 28 Şubat'tan önceki bütün darbeler siyasete müdahaledir. Birinci amacı budur. Ama 28 Şubat'tan önceki, bakın 1960'ta rahmetli Menderes asılmış ama önüne gelen ilk sandıkta millet darbecilerin aleyhine bir sonuç çıkartmıştır. 1980'de darbeciler Özal'a oy vermeyin diye meydana çıkmışlar. Millet öyle mi diyorsun, al sana %43 diye Özal'ı iktidara getirmiştir. 27 Nisan'da neredeyse AK Parti bir kapatılma davasıyla, boğulma davasıyla karşı karşıya kalmış, millet seçime gitmiş, %50'ye yakın bir oyla AK Parti'yi tekrar iktidara getirmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de darbeciler de bunu biliyor, darbeyi yaptıranlar da bunu biliyor ki, darbeden sonra normal düzene geçtiğimiz zaman darbeciler neyi murad ediyorsa bunun tam tersi sonuç ortaya çıkıyor siyasi olarak. Onun için 28 Şubat'ı öncelikli olarak bir siyasi proje olarak dizayn etmemişlerdir. 28 Şubat evet parlamentoya müdahale etti. İç başındaki hükümetin rahmetli Başbakan Erbakan'ın altından zorla koltuğu çekildi. Eyvallah, bunlar siyasi sonuçları. Ama 28 Şubat bu siyasi sonuçtan daha ziyade bu memlekette sosyolojik sonuçlar elde etmek için yapılmış olan, yani siyasete müdahaleden daha çok sosyolojiye müdahale yapmak için yapılmış olan bir darbedir. Nereden anlıyoruz? Bakın değerli kardeşlerim, elitlerle millet arasında bir fark olduğundan bahsettim. Millet başka telden çalıyor, seçkinler başka telden çalıyor. Onun için siyasette istedikleri sonuçları alamıyorlar. Bu milletin geçmiş dönemlerde çok önemli toplumsal anlamda vermiş olduğu iki mücadele alanı var. Bunlardan bir tanesi, birçok alan var da iki tane önemlisini söylüyorum. Bunlardan bir tanesi İmam Hatip Liseleri meselesi. Bu milletin fakir, fukara, garip, kuraba milletinin okuyabileceği, insanların okuyabileceği, bütün siyasi farklılıklarıyla birlikte bütün milletin desteklemiş olduğu bir toplumsal proje İmam Hatip Liseleri. 28 Şubat oraya müdahale etti. Öyle mi? İkincisi, bu toplumun geniş kesimlerinin çocuklarını, kızlarını okullara gönderebilmesi için kendi istedikleri gibi göndermek istiyorlardı. Başörtülü olarak göndermek istiyorlardı. Başörtüsü meselesi de bunun sembolüydü. Yani millete dendi ki, ey ahali, ey kalabalıklar, siz öyle destursuz bağa giremezsiniz. Öyle istediğiniz gibi siz geleceksiniz ve sizin kültürünüzü okumuş insanların arasına, okumuş insanların çevresine siz bunları getiremezsiniz. Seçkinlerin dünyasına giremezsiniz. Siz ayrı bir yerde durun, siz kenarda kalın. Efendim işte toplumun hizmetlerini görün, geride durun ama asla öne çıkmayın. Üniversite hocası olmayın. Efendim doktor olmayın, avukat olmayın, hakim olmayın, savcı olmayın. Toplumun önünde sözü geçen insanlar olmayın. Milletvekili olmayın. Onun için bu kadını atın buradan feryadı tam da bu seçkinlerin hissiyatını dile getiren bir feryat. Başka bir şey söylenebilirdi orada ama orada o söylenmemiş. Denmiştir. Duyuluyor mu? Dolayısıyla 28 Şubat'ın
çok önemli bir şekilde milletin sosyolojisine müdahale süreci olduğunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin siyasi alanına müdahale etmenin ötesinde, çünkü bu, şunu biliyorlar, ila nihaya bu memlekette artık hiç kimse böyle bir müdahalenin içerisinde bulunamaz. Siyasete müdahale edemez, dizayn edemez. Sonuçta sandık ortaya gelecek. Sandık ortaya gelince de tabii ki orada milletin dediğinden başkası olmayacak. Değerli kardeşlerim, bugün 17 Aralık, hatta Gezi Parkı'ndan itibaren gelen sürece bakarsanız, ondan evvel ta 27 Nisan sürecinden itibaren gelen, Balyoz ve Ergenekon'la gerçekleştirilmeye çalışılan bir sürü olağanüstü dönem denemelerine bakarsanız, aslında bu grupların Türkiye ile ilgili kanaatlerinin hiç değişmediğini görürsünüz. Burada da Gezi ve 17 Aralık operasyonunda da bir büyük konsorsiyumun olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Bir büyük koalisyon var. Bu koalisyonun çok farklı niyetleri var ortaklarının. Dolayısıyla bu meseleyi bir büyük resmin parçası olarak görmek lazım Türkiye'de olanları. Ve sonuçlarından şöyle bakarak kimler var, niçin var, onun üzerinden birkaç sonucu görmek mümkün. Değerli arkadaşlarım, sevgili genç kardeşlerim, yıllardır şunu biliyoruz, 2014 yılı zor geçecek. Çünkü 2014 yılında biliyorsunuz 2008 yılındaki referandumla birlikte Türk siyasi tarihinin en önemli adımlarından birisi atılmış oldu. Artık bundan sonra bu memlekette Cumhurbaşkanını, eski Türkiye'nin emniyet sübabı olarak görülen Cumhurbaşkanını bir takım kapalı kapılar ardında seçkinler, elitler, bir takım cemiyetler, bir takım topluluklar değil, bizatihi milletin kendisiyle, kendi helal oylarıyla seçecek. Dolayısıyla milletle aynı telden çalmayan hiçbir kimsenin bu ülkede bundan sonra Cumhurbaşkanı olma imkan ve ihtimali kalmamıştır. Sayın seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.